Şartlarda ağır bir sahada oldu. Her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki turnuvaların daha güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. 24 takım katıldı. 6 Temmuz'da başlayan turnuva bugün 30 Ağustos itibariyle son buldu. Menteş takımı şampiyon oldu. Fındık Pınarı ikinci oldu. Centilmence bir turnuva oldu yaklaşık 2 ay süresince. Turnuvanın ötesinde bir organizasyon bu. Çünkü Fındık Pınarı futbol turnuvası yaklaşık 35 yıldan beri yapılan bir turnuva.
Burası yaylacıların buluşma yeri, gurbettekilerin buluşma yeri. İnsanlar hafta sonları fındık yaylasına geldikleri zaman buluşabilecekleri en önemli nokta burası. Dolayısıyla bir futbol organizasyonunun içinde de yer alarak keyifli zaman geçirdiler. Güzel oldu. Bu arada bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bütün halkımızın, ulusumuzun Zafer Bayramı'nı da kutluyorum. Sene başından beri çok güzel emek verdik, çok mücadele ettik. Hava zemin, zemin şartları bizi çok korkuttu. Çünkü biz topu ayağa oynayan bir takımız, basit oynayan bir takımız. Ama mücadele ettik, gerekeni de yaptık, hak ettik. Turnuva çok faydalı oluyor. Çünkü herkes bir arada, köylüler olsun, futbolcular olsun, birlik beraberlik oluyor. Ve bu emeği kimin emeği geçiyorsa çok teşekkür ederiz buna. Hem futbolcu arkadaşlarımız, yani genç yeteneklerimiz ortaya çıkıyor. Hem bizim başarılı oluyoruz. Maddi olarak da çok faydalı oluyor bize yaz döneminde örü geçtiği için. O yüzden teşekkür ederiz herkese. Çok teşekkür ederim. 3 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. 3 yıldır final oynuyoruz. Geçen sene de yine son dakika yediğimiz golle penaltılara uzadı ve penaltılara kaybettik. Bu bizim hakkımızdı. Çok iyi geçtik biz. Zaten turnuva başlamadan önce de şampiyonluğa çok büyük adaydık. Geçen sene de biliyorsunuz ki final oynadık. Biz şampiyon olacağımıza da aldığımız kadar emindik. Ve bunu da zaten burada bugün kanıtladık. Gençlerimizin geleceği için sonuçta dışarıdan takımlar izliyor, beğeniyor. Belki onun için büyük bir avantaj olabilir. Turnuva çok güzel. Geçmiş yıllara göre şu anki güzel. Organizasyonumuz güzel. Takımların genelindeki centilmenlik çok güzel. Güzel bir organizasyon geçiyor. Bak gençler eğleniyor. Çocukları spora teşvik ediyoruz. Eğlence yapıyor. Ve burada Fındık Pınarı halkı için, esnafı için burası bir veli nimettir. Ben memnunum ve herkes de memnun. Bu asla vazgeçilemez. Turnuva 10 numara geçiyor. Yani her sene burada düzenleniyor. Bir de Yenişehir tarafında düzenleniyor. Yani buradakiler daha hareketli geçiyor. Burada işte sürekli şampiyonluklarını sürdüren takımlar. Hani rekabet oluyor, mücadele oluyor. Büyüklerimizi örnek alabiliyoruz. Küçük sahamız var, orada da top oynuyoruz. Arada konserler oluyor, çok mutlu oluyoruz. 30 Ağustos bayramımız mübarek olsun. Çok güzel geçiyor. İnsanlar için bir eğlence, Fındık Pınarı'na iyi bir aktivite oluyor. Güzel yaylamız güzel geçiyor. Başarılar diliyoruz tüm takımlara. Güzel oluyor, bir aktivite oluyor. Valla çekişmeli geçiyor, gayet güzel geçiyor. Dostluk eşliğinde geçiyor Allah nasip ederse. Bugün de final maçındayız. Menteş Fındık Pınarı maçındayız. İnşallah dostluk kazanır diyoruz. Dostluk çerçevesinde biter diyoruz. Bu öğrende, yani bu maçta katkısı olan bütün belediye başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı zamanda Mersin Manyo Tribü Kırmızı Şeytan'a taraftar grubuyuz aynı zamanda da. Buraya Menteş Spor için geldik. Yani Menteş Spor bizim için farklı bir sevda, farklı bir aşk. Yaz günü, havalar sıcak. Hani olması gereken yerde maçlar yapılıyor. Zaten burada yayla tarafı, hani millet sıcaktan hani bunalmasın, sıkılmasın diye, yayla havası alsın diye yapılan bir etkinlik zaten. Bence gayet yerinde, mantıklı bir karar. Çok heyecanlı geçiyor. Biz elendik ama bu turnuvayı izlemeye geldik. Emirlerliyiz biz. Bence çok gerekli. Bir eğlence oluyor bizle de bile. Ya 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun demek istiyorum. Yani bu eğlenceyi de yapıyorlar. İyi oluyor bu turnuvayı yaparak. Yani gençlere, yani küçüğünden tut büyüğüne kadar herkes geliyor. İyi oluyor yani. Bizler bile eğleniyoruz. Biz yaz ayında çok güzel bir şey oluyor. Aktivasyon oluyor aslında insanlara.